Gelecek olunca bana anlat dedi. Anlat o zaman. Bu savcı var ya, beni çağırdı. Dedi ki. Ne dedi? İki Hamid'in babası aynıdır dedi. Ha. Nereden duymuş bunu? Bilmiyorum Hamid Bey. Bir de bana dedi ki, bunu sen söyledin. Vallahi ben demedim. Başka ne dedin? Böyle ifade ver, cezan azalsın dedi. Ya. Sağ ol Firdevs. Sema Hanım. Buyurun efendim. Hamid Bey. Bir şey daha var idi. Sizi dışarıda bekleyin Sema Hanım. Ne vardı? Bu Ekrem var ya. Evet. Hacer'i. Yasemin'i yani. Çok kötü diyormuş. Sonra da ifade almış ondan. Kafamı duvarlara çarptım diye. Ne zaman? Hastaneye gitmiş, orada almış. Hacer çok korkuyor ondan. Esir etli gibi bir şey olmuş. Teşekkür ederim. Söyle Yasemin'e korkmasın artık. Yakında hallolacak hepsi. Esnaf mı? Öyle mi değil? Aynen böyle söyle. Bir rapor yazıyorum. Bu senin söylediklerini de ekleyeceğim. He. Ey oğlum. Gerekirse şahitlik yapar mısın? Yaparım Hamit Bey. O Ekrem beni de doğmaya kalktı. Onu da dirin. Sağ ol Firdevs. Sema Hanım. Mahkum koğuşuna götürün lütfen. Buyurun efendim. Yarın Ekrem Bey'den rapor ister misiniz? Hacer Akgürek'le ilgili. Sorun bakalım hastaneye gitmiş mi? Gitmişse, orada bir ifade almışsa hepsini tek tek rapora yazsın lütfen. Sabah erkenden gidip rapor alabilir misiniz Kemal Bey? Tabii efendim. Teşekkür ederim. Gitti ama. İçeride kasvet herkesi kanser eder. Gider gitti yeter. Kadriye sök şu çarşafları. Yarın hepsi yıkanacak. Ben sökerim. Bitsin artık bu kutsiye lafı. Daha bugün verdik toprağı be. Ne bu? Ne kadar üzüleceğimizi de sana mı soracağız? Bana bak Özge. Acına hürmet ettim, ses çıkarmadım. Ama içeride sür git yas tutulmaz, anladın mı?
Zeynep abla, bu gece geçsin hele. Biz yarın çamaşırları yıkarız. Şu koşu da şöyle güzel bir temizleriz, sileriz. Sen hiç canını sıkma. Aman be, iyi. Ne haliniz varsa görün. Ahmet. Efendim? Oğlum neyin var? Ha? Tek kelime etmedin geldiğinden beri. Yorgunum. Sen benim 40 yıllık oğlumsun. Bilirim ben seni. Bu sadece yorgunluk değil. Siz de benim 40 yıllık annemsiniz. Ben de sizi bilirim. Şimdi size bir şey sorsam, bana doğruyu söyler misiniz? Bakın ne soracağımı şimdiden anladınız bile. Benim anladığımı sen nereden anladın? Alnınızdaki kırışıklardan. Yaşlılığın bu yanı kötü. Bakışlarını kontrol edebiliyor insan ama. O kırışıklıklar yok mu? Hemen ele veriyor. Hadi söyleyin anne. Tansel Hanım'la mı ilgili? Evet. Ama sırf o da değil. Ahmet Kayacan da bu işin için değil mi? Evet. Ama sırf o da değil. Baban. Sen. Başka? Ben. Bir kişi daha var annem. Ben o kişinin adını hiç telaffuz etmedim. Baban hayattayken bile. Ben telaffuz edeyim o zaman. Gönül Hanım. Gönül Hanım. Öyle mi? Siz mi söylediniz Tansel Hanım'a Ahmet Kayacan'la olan ilişkimi? Tansel Hanım bir mahkuma baskı yapmış. İki Ahmet'in kardeş olduğunu senden öğrendim diye. Ben söyledim oğlum. Niye anne? Tansel Hanım buraya geldi. Ahmet Kayacan'ın başı dertte. Oğlunuz onu korumasın dedi. Ve siz de? O benim oğlumun kardeşi dediniz, öyle mi? O senin kardeşin değil. Anne. Anneler ayrı, baba bir. Anneler yetiştirir çocukları. Hem zaten babasını hiç görmemiş ki. Nasıl kardeş olacaksın? Tanısam kardeşim olurdu belki. Babama dair konuşurdum. Başka kiminle konuşabilirim ki babama? Benimle konuşursun oğlum. Başka biriyle niye konuşasın ki? Ya siz gidince anne? Ben yalnız mı kalayım? Thank you.
İyiymiş senin Ahmet. Firdevs'e para göndermiş. Nasıl göndermiş? Ahmet Bey getirmiş. Ahmet Bey. Bak ne anlatacağım sana. Ben size hep söyledim ama inanmadınız bana anne. Dostluğumu kötüye kullandı. Ağzımdan laf aldı. Hiç affetmeyeceğim bunu. Zaten yakında gidecek buradan. Bu kadar kesin mi?